Ve orada medya ve iletişim komitesinin başkanı Kuşkov. Dolayısıyla onunla da bir görüşme yaptım. Öyle bir görüşmenin iyi olacağı zaten ben düşünüyordum, fakat zaten kendilerinden böyle bir görüşme talebi geldi. Yani Putin'in birkaç yardımcısından biri olduğunu söyleyebilirim Puşkov'un. Alexei Puşkov ki kendisi gazeteci kökenli, yani bir televizyon programcısı ve sık sık da, hatta düzenli olarak da televizyonlarda yorum programlarına katılıyor. Hatta bana şeyi söyledi, Putin'e sorduğunu, bunun bir sakıncasının olup olmadığını, Putin'in de bir sakıncasının olmadığını kendisine söylediğini ve hatta iyi olacağını belirttiği için televizyonlarda ben programlara katılıyorum. Bu bakımdan biz meslektaşız, hala ben mesleğimi sürdürüyor sayılırım diyor. Çok popüler bir isim. Rusya'da ünlü bir isim, tanınan bir isim. Geçmişte Komünist Parti kökenli, Sovyetler Birliği Komünist Parti kökenli, işte Gençlik Örgütü'nden, Komsomol'dan yetişmiş bir isim. Herkesin tanıdığı bir isim. O bana şunu çok açık bir şekilde söyledi. Biz Batı kültürüyle bir ilişki kurmaya çalıştık ve Batı dünyasına dahil olmaya çalıştık ama bu olmadı. Bunun yanlış olduğunu da gördük. Ciddi bir doku uyuşmazlığı, kültürel uyuşmazlığın olduğu varlığı gibi aynı zamanda ideolojik, felsefi ve siyasal farklılıklarımızın da çok derin olduğunu gördük. Bizi eşit bir parti, eşit bir ortak, eşit bir uluslararası ilişkilerde eşit bir katılımcı, bir ne diyelim, bir dost olarak görmek yerine hep rakip olarak gördüklerini ve ikiyüzlü davranarak Rusya'yı kuşatmaya çalıştıklarını gördük. O bakımdan biz yeniden kimliğimize ve doğuya döndük ve bu çizgimizden itibaren Rusya yeniden ayağa kalktı diyor. Yani ilginç bir değerlendirme bu bakımdan. Yani Putin'in üst düzeyde birkaç yardımcısından birinden söz ediyoruz ki Moskova'da herkes Puşkov'un çok güçlü ve çok önemli olduğunu söylüyorlar. Puşkov konferans salonuna geldiği zaman Puşkov geldi diye kendi aralarındaki şöyle konuşmaya başladıklarını, parmaklarıyla işaret ettiklerine ben tanık oldum. Ya Puşkov'un gelmesi önemliydi. Puşkov da bu konferansta konuştu ve konferansta da benzer bir temayı işledi. Esas olarak Ukrayna ve Ukrayna Savaşı'nın Rusya'nın bundan sonra yöneliminde, bundan sonraki yöneliminde önemli bir rol oynadığını görüyorum ben. Kendi kimliklerine, kendi kültürel temellerine geri döndüklerini ve bu nedenle de bir dönem Yeltsin dönemi ve Putin yönetiminin ilk dönemlerinde ortaya çıkan hani kapitalist restorasyon ve imparatorluk çarlık simgeleriyle ve kültürüyle uzlaşma, buluşma furyasının sona erdiğini, yeniden Nazizme karşı savaşan, faşizme karşı savaşan ve Nazileri yenen o Sovyet kimliğine, Kızıl Ordu kahramanlıklarına yeniden dönüşün başladığını gördük. Mesela Kızıl Ordu komutanlarının heykelleri dikilmeye başlamış. Bir tanesini gördüm ben at üzerinde. Önemli bir, güzel bir sanat eseriydi. Yeniden işte isimler yerinde duruyor. Gorki Parkı gibi, işte Devrim Meydanı gibi, Kızıl Meydan gibi, işte Mayakovski heykeli gibi heykeller, bulvarlar, Lenin Kütüphanesi gibi kütüphaneler yerlerinde duruyor. Tam tersine bunlar bir teşvik de edilmeye başlanmış. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Diğer taraftan dün de belirttim, altını çizmek istiyorum. Rusya, Türkiye, Çin ve Hindistan'ı Asya'nın en önemli ülkeleri ya da Avrasya'nın diyelim, çünkü Rusya'da, Türkiye'de hem Avrupa'da bir ayağı hem Asya'da Avrasya'nın en önemli ülkeleri olarak görüyor ve Türkiye'ye çok büyük önem veriyor. Medya kuruluşlarıyla görüştüğümde de bu tabloyla karşılaştım. Mesela Kırım konusunu çok merak ediyorlar. Türkiye Kırım'a nasıl bakıyor? Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğuna ilişkin, Birleşmiş Milletler ait olup olmadığına ilişkin Birleşmiş Milletler oylamasında Türkiye'nin Ukrayna yanlısı oy kullanmasını hazmedememişler. Yani bunu çok haksız ve Kırım'ı Türklere, Tatar Türklerine sormadan, onların eğilimini dikkate almadan bu kararı verdiklerini söylüyorlar ki öyle anlaşılıyor. Ben burada İlber Vasfi, ki Kırım Dostları Derneği'nin yöneticilerinden, doktora yapan
bir Kırım Türk'ü, bir Tatar Türk'ü ve ailesi Türkiye'de. Çok akıllı ki kardeşi Gökhan'la da tanıştım. O da bir Rus üniversitesinde nükleer enerji ve elektronik mühendisliği alanında eğitim görüyor. Kendisi post doktora yapıyor, İlber Vatsi. Post doktora yapıyor. Yani onlarla da konuştum, broşürler okudum, Tatar Türkleriyle görüştüm. Ya neredeyse Müslümanların bütün hakkını ve hukukunu kaldırmışlar. Ya camilerini onarmasına bile izin vermemişler. Dün de söyledim, cuma namazlarını kılmak için ya da bayram namazlarını kılmak için, ki paramız olmadığı için cuma namazlarında bunu yapamıyorduk ama bayram namazlarında spor salonları kiralanıyordu. Ancak böyleydi diye. Şimdi Kırım Türkçesi resmi dil haline gelmiş. Yani Tatar Türkçesi Kırım'da devlet memurluğunda üst düzey görevlere gelmesi konusundaki yasaklar kaldırılmış. Hep ikinci sınıf işler verilmeye başlanmış çünkü. Yani dili üzerindeki yasak kaldırıldığı gibi resmi dil haline gelmiş. İki resmi dilden biri olmuş. İbadet özgürlükleri yerinden tanınmış, sınır tanınmamış. Çünkü neonaziler bu Rusların verdiği bir yasak. Ukraynalı neonazilerin koyduğu, iktidarın koyduğu bir yasak. O bakımdan bunlar veya Türkiye tarafından, Türkiye'deki Tatarlar ve Kırım kökenli Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları tarafından kendilerinin Kırım Türklerine sağladığı bu imkanın, onların özgürlüğüne yaptıkları bu katkının, yani kendi kaderlerini tayin etmelerinin sonucu olarak ortaya çıkan bu tablonun Türkiye tarafından desteklenebileceğini beklerken tam tersi bir tabloyla karşılaşmak onları şaşırtmış. Sık sık bunu sordular her yerde. Bunu Pişkov sordu, Muradov sordu ki Vladimir Putin'in Kırım daimi temsilcisi ve Kırım Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı, yani Kırım Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Bugün de onunla konuştuk. 1 saat 10 dakikalık bir görüşme yaptık. Kırım'daki Türk televizyonlarıyla Tele1 arasında bir işbirliği yapılabileceğini söyledi. Ben bundan büyük mutluluk duyacağımı belirttim. Bana bir plaket, bir çok güzel bir Çin'i bir tepsi hediye etti ve Kırım'ı anlatan çeşitli kitaplar sundu. O da aynı şeyi söylüyor. Şimdi Türkiye'nin tabii NATO'cu ve Amerikancı, AKP iktidarının NATO'cu ve Amerikancı bir çizgi izlemekle Avrasya'ya yönelik yaklaşımlar arasında derin bir gerilim ve çelişki olduğunun farkındalar. Ve en büyük merakları da önümüzdeki seçimlerde Türkiye'nin nasıl bir tabloyla, Türkiye'de nasıl bir tabloyla karşılaşacakları yolunda oldu. Türkiye'deki terörist saldırının Beyoğlu'ndaki, herkes bir kere geçmiş olsun dileklerini iletti. Çok yakından izledikleri anlaşılıyor. Gazeteciler de aynı şeyi yaptı. Bu sabah biz yine Russia Today ya da Rusya'da bugün biraz farklı, Russia Today gibi değil, Rusya'da bugün çatı örgütü Sputnik, Russia Today ve diğer yayın organları Ukrayna Ru diye bir büyük bir medya kuruluşu daha var. Bunların tümünün çatı şirketi diyebiliriz, kuruluşu diyebiliriz. Rusya'da bugün de bir programa katıldım. Okay Deprem bizim Ukrayna ve Rusya muhabirimiz Okay Deprem çeviriye yine katkıda bulundu. Sağ olsun kendisi. Büyük bir özveriyle çalışıyor. Burada bizzat tanık oldum. Ve gayet iyi ilişkileri var. Mahir Esen bizim Moskova muhabirimiz. Şu sırada Moskova dışındaydı. Çok üzüldü. Yani daha doğrusu yurt dışındaydı. Kendisi Sırbistan'da ve Almanya'da bir iş için, oralarda bulunduğu için bana refakat edemedi. Ama Okay Deprem'de çok güzel götürdük bu ilişkileri. Şunu söyleyebilirim sonuç olarak. Rusya Türkiye'yi ilgiyle izliyor, ilgiyle bakıyor. Türkiye'deki her gelişmeyi yakından takip etmeye çalışıyor. Fakat dün de söyledim, iktidarla çok yakın ilişkileri olmakla birlikte Türkiye'yi sadece iktidar ve AKP prizmasından tanıyorlar. Galiba benim ziyaretimle başka bir Türkiye olduğunu, Türkiye'de farklı duyarlılıkların olduğunu da gördüler. Ben şunu da söyledim, onu belirteyim. AKP iktidarının, hükümetinin, Erdoğan yönetiminin Rusya'ya ilişkin yaptırımlara katılmamasını, ticaret koridorunu, tahıl koridoru diye biliniyor, o ticaret koridorudur, onu açık tutmasını, Türkiye ve Rusya arasındaki turist gidiş gelişinin, insan gidiş gelişlerinin sınırlanmaması, yani vize zorlukları vesaire gibi sınırların kapatılması gibi uygulamalara katılmaması ve Rusya ile ticaretin sürdürülmesi, ticari ilişkilerin sürdürülmesi konusundaki kararlarını önemsiyorlar. Ben de bunları doğru bulduğumu belirttim. Önemli kararlar, Türkiye açısından bu ambargoya katılmamanın
çok doğru olduğunu düşünüyorum. Hala da öyle düşünüyorum. AKP hükümetinin bu konudaki tutumunu desteklediğimizi belirttik. Ve Ukrayna ve Rusya arasındaki barış konusunda katkıda bulunmak, savaşın barışçıl yollarla, daha doğrusu savaşın bitirilip sorunun barışçıl yollarla çözülmesi konusunda inisiyatif alma çabaları konusunda ne düşündüğümü sorduklarında da bunu desteklediğimi de söyledim. Böyle iki yönlü bir durum söz konusu. Kısacası hocam, bir kez daha dün söylediğimi bugün de tekrarlamak istiyorum. AKP iktidarının burada gördüğüm kadarıyla yaptığı şey şu: Batı'nın desteğini kaybettikçe Rusya'nın desteğine yaslanarak siyasi ömrünü, iktidar ömrünü uzatmaya çalışıyor. Muhalefet partilerinin Rusya gibi dev bir ülkeyi görmezden gelen, onunla ilgilenmeyen bir yaklaşım içinde olması son derece saçma. Yani bildiğim kadarıyla Ekrem İmamoğlu'nun bir Rusya danışmanı vardı, daha doğrusu. Daha önce de yine Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Rusya konusunda bir danışmanı vardı. Bir danışman gazeteci arkadaşımız vardı. O gazeteci arkadaşlarımız, ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bu şekilde bir danışmanlığın olması ve Rusya'daki gelişmeleri yakından izlemesini tavsiye etmek isterim. Çok merak